Sayın Bakanım, Sayın Büyükelçimiz. Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Türk Dünyası Belediyeler Birliği üye belediyeler toplantısıyla yönetim kurulu toplantısına katıldı. Türk Dünyası Belediyeler Birliği olarak yönetim kurulu toplantımızı bir Türk geleneği olarak ilk toplantıda Kıbrıs'ta gerçekleştiriyoruz. Bundan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade ediyorum tüm belediye başkanlarımız adına. Kültürümüzün dış dünyaya tanıtılmasında Türk Dünyası Belediyeler Birliği, Türkiye'nin gönül coğrafyasında bulunan ülkelerdeki şehirlerimizin ortak kültürel mirasına sahip çıkarak belediyeler arasında işbirliğini artırmak, kültürel mirası korumak, kent ve kent sorunlarına yeni çözümler üretmek amacıyla kurulmuş bir birlik. Türk Dünyası Belediyeler Birliği yönetimi 11 ülkenin bir araya geldiği bir birliktelik. Özellikle tecrübe paylaşımı programları, belediyelerimiz arasındaki kardeş ilişkilerin arttırılması konusunda önemli çalışmalar yürütüyoruz. Birliğimizin merkezi İstanbul'da bulunuyor. Yeni yönetim olarak ifade ettiğim gibi ilk yönetim kurulu toplantımızda yurt dışında Kıbrıs'ta gerçekleştiriyoruz. Ben ülkemize ağırlamaktan sizlerin bu toplantıyı, toplantısının Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'nin gerçekleştirilmesinden dolayı tüm üye belediye başkanlarımız adına hoş geldiniz diyor. İyi çalışmalar diliyorum. Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin yeni yönetim kurulunun ilk toplantısını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapıyor olmasından mutluluk duyuyorum. Bir arada bulunmak bizim için gurur vesilesidir. Türk Dünyası Belediyeler Birliği kurulduğu günden beri her seçim döneminden sonra ilk toplantısını burada yapıyor olması da bize aslında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bu kurumsal yapının içerisinde olabilmesi için ne kadar önem verildiğini gösteriyor. Dolayısıyla ben hepinizi bunun için hepinize ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Yeni yönetim kuruluna da hayırlı olmasını diliyorum. Başarılar göstermiştir. Onların da bu vatandaşa dokunan eli belediyelerdir. Dolayısıyla Sayın Büyükelçimiz de kendi yürüttüğü görevler içerisinde vizyonuyla insanlara günlük hizmetleri iyi şekillenmiş olacak diye düşünüyorum. Türk Dünyası Belediyeler Birliği olarak yeni yönetimin ilk toplantısını Kıbrıs'ta gerçekleştiriyoruz. Bu bir Türk devleti geleneğidir. Biz de geleneğe uygun olarak burada belediye başkanlarımızla ilk toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Yavru vatana destek olmak için buradayız. Kıbrıs her türlü davasında bizler destekçisiyiz. Türkiye ile Kıbrıs'ı ayrı tutmak mümkün değil. Birlikte inşallah tüm dünyaya örnek işler yapacağız. Özellikle Barış Pınarı Harekatı'nda Kıbrıs Hükümeti'nin desteğinden dolayı Türkiye Cumhuriyeti adına Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti'ne teşekkür ediyoruz. Türk Dünyası Belediyeler Birliği Türkiye'nin gönül coğrafyasında ortak kültürel ve tarihi mirasa sahip çıkarak belediyeler arasındaki işbirliğini arttırmak, kültürel mirası korumak, kent ve kent yönetimi konusunda yeni çözümler üretmek ve bunları paylaşmak konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin bir özelliği de yönetim kurulunda Türkiye dahil 11 ülkenin temsil ediliyor olmasıdır. Bugün Kıbrıs'ta da 6 ülkeyle birlikte toplantı gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin sahip olduğu tek uluslararası belediye birliği Türk Dünyası Belediyeler Birliği'dir. Özellikle kardeş belediyeler konusunda yeni kardeşlik ilişkilerinin oluşturulması, kardeş belediyeler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve özellikle son 15 yılda Türkiye'de oluşan belediye birikiminin gönül coğrafyamızdaki belediyelere aktarılmasıyla ilgili tecrübe paylaşımı programları yapıyoruz. Türk Dünyası Belediyeler Birliği Türkiye'nin öncülüğünde bölge coğrafyamızda şehirlerin gelişmesine çok önemli bir katkı sağlıyor. Türkiye'nin edindiği tecrübeli bölge coğrafyamızı aktarıyoruz. Ayrıca yeni dönemde bölgeler arasında ilişkiler de kuruyoruz. Azerbaycan'la Kıbrıs arasında bir çalışma yaptık. Şimdi Kıbrıs'la Bosna Hersek arasında bir çalışma yapıyoruz ve bugün Kıbrıs'ta aslında Kıbrıs'ın uluslararası tanınırlığıyla ilgili de önemli bir faaliyet yürütülüyor. Burada belediye başkanlarımızla ve 30 ülkeden üyesi olan bir birliğin toplantısını Kıbrıs'ta yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Türkiye özellikle son 15 yılda belediyecilik anlamda çok önemli bir birikim elde etti. Sosyal, kültürel, ekonomik ve fiziki çalışmalarla bu birikimimizi üye belediyelerimize aktarmayı arzu ediyoruz. Bunun için üye belediyelerimizdeki belediye çalışanlarının Türkiye'de konusunda öne çıkmış belediyelerde eğitim alması Türk Dünyası Belediyeler Birliği öncülüğünde gerçekleşiyor. Buradaki amaç Türkiye'deki gelişmişliğin, belediyecilik ruhunun tüm bölgede insanların faydasına sunulmasıdır.